Ekranlarından tüm izleyicilerimize günaydınlar, merhabalar efendim. Haftanın bu güzel ikinci gününde Yaşama Dair'le bizler karşınızdayız. Farklı konu ve konuklarımızla. İlk konuğumu artık sizler yakından tanıyorsunuz. Ailenizin herbalisti, bitki uzmanımız İbrahim Gökçek hocamız bizlerle birlikte olacak. Kendisi deri hastalıkları, sedef hastalığı, sedef rahatsızlıkları üzerinde bizleri bilgilendirecek. Bakalım hangi bitki karışımlarını önerecek bu tip hep birlikte. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Saygılar. Kendinize hürmetler. Evet. Verdik. Nasılsınız? Hamdolsun. Almanya'ya gittim geldim bir iki günde. Hı hı. Evet. Sedef hastalığı, deri hastalıkları hakkında bu kişinin derisini genellikle evet. Dirseklerinde, kolunda, hı hı. Dizinde, bazen yüzünde veya sırtında. Hı hı. Böyle balığın pulu gibi pul pul, gümüşsü ve beyazımsı renkte. Kaşıntılı bazen olabilir. Evet. Yaralar oluşur. Bunun sebebinin protein yani keratin proteinin yetersizliğinden kaynaklandığı hı hı. iddia ediliyordu bugüne kadar. Çünkü tırnakları, deriyi, saçı koruyan çok önemli lifli bir protein var. Buna keratin denir. Bu proteinin yetersizliğinden kaynaklandığı iddia ediliyordu. Hı hı. Sedefin sebebinin. Fakat sedefin sebebinin bağırsaklardaki mantarlardan kaynaklandığını evet. İtalyan asıllı doktor Simoncini, sedef hastalıkları ve kanser hastalıkları uzmanı, onkolog ve deri hastalıkları, cilt hastalıkları uzmanı, hı hı. 30 yıllık yapmış olduğu araştırmada bunun sebebinin mantar olduğunu belgeledi. Evet. İsteyen Google'dan Simoncini yazarak girebilir, görebilir. Simoncini'ye göre yani bu bir cilt hastalıklarıyla ilgili bugüne kadar yapılan en büyük bir buluş. Teori değil. Kanıtlanmış yani, değil mi hocam? Kanıtlanmış, belgelenmiş. Yani zaten ekzemanın sebebinin, akne inverzenin sebebinin bağırsaklardaki mantarlar olduğu hı hı. biliniyordu. Evet. Yani deri hastalıkları mantarlardan kaynaklanır. Bu belgelendi. Hatta isteyen orada kamera çekimleri vesaire ve canlı hı hı. görebilirler herkes. Fakat Doktor Simoncini'nin teşhisi doğru, tedavi yöntemi çok çok ağır. Neden? Sodyum bikarbonatı içeceksin diyor. Sırt üstü 15 dakika yatacaksın, sağına yatacaksın 15 dakika, soluna yatacaksın 15 dakika, ağız üstü yatacaksın 15 dakika. Günde 4 defa bu tedavi yöntemini uygulasanız 4 saate mahkumsunuz gün içerisinde. Bunu da yapmanız mümkün değil çünkü insanlar tabii, çalışıyor. Tabii 4 saat. Ne tabii. işçi, ne memur, hı hı. ne öğrenci, hiç kimse bu tedavi yöntemini uygulayamaz. Uygulasa da verim alamaz, yeterli verim alamaz. Peki o zaman ne olacak? İşte Kaliforniya Louis Pauling Enstitüsü aloe vera ile ilgili klinik araştırması yapmış. Bu aloe vera gördüğünüz bitki. Kenarları böyle hafif dikenli. Hı hı. İçerisi jel, sıvı dolu. Kopardığınızda böyle tamamen içinde... doğal değil mi hocam? Tamamen evet, bitkisel. Bitkisel. Evet. Çok doğal. Biz jel. Can jel yiyorsunuz. Ha, ben tamamen. Yerim. Evet. Ben hiç fark bitkisel, etmez. Bitkisel olduğu için. Alışkın olduğum için. Biraz evet. acımtırak. Herkes yiyemez. Biraz acımtırak. Ben alışkın olduğum için yiyebilirim. Hocam ben de bakayım o zaman tadına. Tadına bakayım. Güzel. Evet gerçekten acı birazcık böyle. Bazen... Evlerde bu bitki devamlı olur. Mesela kişinin herhangi bir yeri yandığında hı hı. sürerse yanık acısını sızısını alır. Deride herhangi bir akne, sivilce varsa yüzde veya evet, vücudun herhangi bir yerinde. Sivilce problemi sivilce, olan seyircilerimize de hocam bu konuda bilgilendirelim. Akneye sürdü mü kısa sürede hı hı. iyileştirir. Yani birçok kremden çok daha etkili. Hocam peki saksıda mı besleyeceğiz şey aloe verayı? Aloe vera, bitkisel olduğu için. Şimdi ne? Dünyada aloe vera'dan binlerce firma hı hı. binlerce ürün üretiyor. Şampuan, krem, haplar, damlalar, drajeler, şuruplar. Fakat aloe vera'nın birleşiminde bu jelin içerisinde 22 çeşit amino asit var. 15 çeşit vitamin B1, B2, B3, B6, B12, folik asit. 15 çeşit vitamin var. 12 tür enzim var. Amilaz, lipaz gibi evet. pankreasın, karaciğerin salgıladığı enzimler dahi içerir. Yani aloe vera bir çeşit
Hem karaciğer gibi fonksiyonları var, hem pankreas gibi. Yani sindirim organlarının, sindirim salgılarının kalitesini artırır. Pankreası uyarır, karaciğer uyarır, mideyi, ince bağırsakları. Hocam mantarlarda da hani mantarlardan dolayı da deri hastalığı, sedef hastalığı olabiliyor değil mi? Hani bağırsaklardaki mantarlardan dolayı. Evet, Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmasında aloe veranın bağırsaklardaki mantara karşı dünyada en etkili bitki olduğu belgelendi. Belge var. Mantar yok olduğu zaman bağırsaktaki mantarlar sedef, ekzema, seborrojik eksem, atopik eksem ve akne inverse. Bazı insanların da kasıklarında koltuk altında eskiden köpek memesi denen şimdiki tabirle hidratentis suprativa deniyor. Veyahut da ter bezi iltihabı. Ter bezi iltihabı. Bu normal bildiğimiz akne gibi değil. Basit bir akne gibi değil. Böyle koltuk altlarında yağ bezelerinin, ter bezelerinin iltihaplanmasıyla birleşerek vipoz dediğimiz iri iri yaralar oluşuyor. Bu nedenle sözünüzü bağla kesiyorum. Bu tip rahatsızlığı olan aknesi işte koltuk altında ya da deri hastalığı kasıklarında bu tip rahatsızlıkları olan seyircilerimiz varsa soruları olacaktır illa size. Numaralarımızı hatırlatalım. Alan kodumuzla birlikte efendim 0212 356 9992 356 9992 numaralardan canlı canlı burada bu tip rahatsızlıklarınız varsa sedef hastalığı, akne gibi, sivilce gibi problemleriniz varsa hocamıza burada canlı canlı sorularınızı sorabilirsiniz. Buyurun hocam. Şimdi bazı insanların kasıklarında oluyor. Vatandaş sabaha kadar uyuz gibi kaşınıyor, uyuyamıyor. Evet. Kaşınıyor, pul pul döküntüler oluyor. Kasıkları kuruyor böyle kasıklarında. Yaralar oluyor. Kanatana kadar gece 3'te kalkıyor, uyuyamıyor. Neden? Kaşınıyor. Saat gece 3'te kaşıntı. Vatandaş gece uykusu bölünüyor, uyuyamıyor. Stres, gergin oluyor. O gün artık huzur bulamıyor. Şimdi bu tür rahatsızlığı olanlar için bağırsaklardaki mantarı yok ettiğinizde deride, saç dibinde veya tırnaklarda, kasıklarda, koltuk altında sedef, ekzema, akne inverse, her türlü deri hastalığı ne olursa olsun. Bu aloe vera jel, biz bu aloe vera'dan ürettik. Fakat günümüzde aloe vera'dan sadece içindeki jel kullanılıyor bir. İkincisi, bunu üreten firmalar dünyada hangi firma olursun olsun ABC ismi fark etmez. Jeli, bunun içindeki sıvıyı tabii çok büyük plantajlar, milyonlarca bitki yetiştiriyorlar. Bu bitkilerin hepsinin içindeki jeli alıp kazanlarda kaynatıyorlar. Ne oldu? Kaynattığınız zaman enzimler, vitaminler, amino asitler yok olur. Tabii etkisi kaybolur. Etkisi doğru. Minimum seviyeye düşüyor. Artı koruyucu madde olarak renklendirici, kayganlık verici vesaire, tatlandırıcı 20 çeşit bazı firmalar kimyasal madde katıyor. Doğallığı kalmadı. Tabii. Yani aloe vera'yı biz şurup üreteceğiz diyerek aloe vera şurubu, aloe vera jel. Çeşit çeşit kimyasal işlemden geçiriliyor başka firmalar. Ve fayda yerine zarar verebilir. Çünkü çok kimyasal madde katılıyor. Ben 19 yıl önce aloe vera ile ilgili araştırmalar, deneyler yaptım, başaramadım. Çünkü bu jelin içerisinde vitamin, mineral, amino asitlerin haricinde bir de aloin denen bir madde var. Aloin kişide ishale sebep olur. Uzun süre kullanırsa. Bu nedenle doğal olarak üretmek mümkün değil. Yani o firmalar da bunu yapıyorsa mecburiyetten yapıyor. İshali önlemek için. Aloini yok etmek için uğraşıyor. Diğer bütün aloe vera üreten bütün şirketlerin, firmaların tek derdi vatandaş ishal olmasın, ürünü rahat kullansın politikasıyla düşünüyorlar ve doğru onlara göre. Evet. 19 yıl çalıştım ben doğal olarak üreticiyim.
Hocam çok fazla araştırmalarınız kimyasal var. Kimya, şey kitaplarınız da zaten mevcut. Tamam. İnternet adreslerinizi de seyircilerimize ben hatırlatmak istiyorum. Belki karışımlar hakkında, bitkiler hakkında ve çeşitler hakkında orada kanıtlanmış bilgiler ışığında bilgilere ulaşmak istiyorlardır. Efendim www.gökçekaktar.com www.doğaltedavi.net internet adreslerinden İbrahim Gökçek hocamızın, bitki uzmanımızın kanıtlanmış değil mi hocam? Bütün klinik araştırmaları yapılmış belgeler, bilgiler, 2,5 milyon insan üzerinde denenmiş. Evet, sitelerinden ulaşabilirsiniz. Aloe vera ile ilgili klinik araştırmaları var. 2,5 milyon Alman Farmakoloji Enstitüsü Birliği, yani İlaç Üreticileri Birliği, İlaç Gıda Kontrol Merkezi Birliği, evet. Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da aloe vera jeli kullanan, kendi evinde hazırlayıp kullanan milyonlarca insan var. Bunlara tek tek oranın, o ülkenin Sağlık Bakanı ile birlikte çalışarak her ülkenin yıllar süren bir araştırma sonucunda 2,5 milyon aloe vera jeli kullanan insanın hakkında bilgi sahibi olmuşlar. Hiçbirisi de bana zararı oldu demiyor. Kimi diyor ki akneye iyi geldi, kimi eksemaya iyi geldi, kimi diyabet yani şeker hastalığına iyi geldi, tansiyona iyi geldi, damarları açtı, bağırsaklara iyi geldi, sindirimi rahatlattı, kabızlığı önledi vesaire. Yani hiçbir kimse demiyor ki ya bana zararı oldu. 19 yıl önce benim bununla ilgili bir hikayem var. Onu anlatayım. Buyurun. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun baş danışmanı var. Şimdi kendisi Manisa Akhisar'da. Ahmet Er, eski milletvekillerinden. Evet. Bu Frankfurt'a gelmişti bir konferansta. Sonra tanıştık. Dedi ki ne işle meşgulsun? Şifalı bitkiler üzerine araştırma yapıyorum. Haftada 3-4 defa botanik bahçeye gidiyorum. Bitki fotoğrafı çekiyorum. Okuyorum, araştırıyorum. Evet. Oo dur dedi, seninle görüşmem lazım. Niye? Çok önemli dedi. Dedi ki oradaki yöneticilere arkadaşla görüşmem lazım acil. Her şey sonra olabilir. Bu acil durum. İyi dedi. Dışarı çıktık bir yerde kahve içmektik. Evet. Evet dedi ki ya ben bir rüya gördüm. Dün saat 3'te. Evet. O saatten rüyadan sonra bu saate kadar uyuyamadım dedi. Uykularım kaçtı. Ne dedim? Ne der? Hayrola? Gece Peygamber Efendimiz'in rüyasını görmüş. Peygamberimiz ona diyor ki, aloe vera'da çok büyük şifalar var. Bunu bütün insanlara tanıtılsın, tanınsın. Ben diyor bu mesuliyetin altında nasıl kalkacağımı bilemedim. Rüyayı da gördüm, şaşırdım. Çok ilginç bir rüyaymış hakikaten. Dedim ki nedir, nasıl bir bitki? Diyor ki yeşil bir yaprağı var, etrafı dikenli, içerisinde jel dolu, sıvı anlatıyor. Evet. Dedim aloe vera. Dedi ben bitki bilmem, tanımam, görmedim. Rüyasında gördüm dedi. Bu kadar. İyiymiş dedim. Tamam dedim. Mesuliyet benden kalktı. Bundan sonra ne yapacaksan sen yap dedi. Ben buraya senin için görmüşüm dedi. Düşündüm, taşındım. Tamam üreteyim dedim. Deneyler yaptım, yaptım. Üniversitenin, Frankfurt Üniversitesi'nin çok büyük bir şey var. Kütüphanesi. Çok büyük araştırmalar, kitaplar, eserler var. Deneyler yaptık. Fakat aloe'yi yok edemedik. Doğal olarak üretemedik. 19 yıl geçti aradan. Ara ara deniyordum, ara ara deniyorum, başaramıyordum. Şimdi Sovyetlerden, Rusya'dan Sadrettin Hoca geldi. Bu da 75 yaşında çok değerli bir yani bitki uzmanı. Orada her türlü kanser hastasını tedavi etmiş. En ağır kanser hastalığını bile tedavi etmiş bir insan. Evet. Onun yanında da bir tane poşet, poşetin içinde bir kavanoz, kavanozun içi sülük dolu. Elinde tabii önce sürekli hastalara sülük vuruyor. Nereye nasıl sülük vurulacağını biliyor. Baktım her türlü kanser hastasında aloe vera, aloe vera. Dedim sen bunu kullanıyorsan ishal yapar. Hayır onun bir yöntemi var dedi. Ben onu biliyorum. Nedir bu? İşte benim elimde de zaten reçeteler vardı yüzlerce. Fakat aloe'yi yok edemiyorduk. Hamdolsun başardık. İşte bu aloe vera jel insanlık tarihinde ilk doğal üretilen aloe vera jel. İlk. İlk. İlk sevgili doğal. Seyirciler, ilk. İlk Türkiye'de, dünyada bir ilk. Bir peki ilk. Hocam içinde hangi bitki karışımları var? Yani siz 19 yıl bunun üzerine araştırmalar yapmışsınız. Yurt dışında da bağlantılı böyle bitki uzmanlarıyla sizlerin araştırmaları var ki bunlar da zaten klinik araştırmalarla belgelenmiş, böyle kanıtlanmış araştırmaları olan ki bunları da zaten sitelerinizde ve kitaplarınızda da yayınlıyorsunuz. Halkı doğru bilinçlendirmek adına.
aloe vera jelin içerisinde kaç tane bitki karışımı aloe var hocam? Aloe vera jel. Seyircilerimizi bilgilendirelim. Limon suyu, sirke, zencefil, zerdeçal, zeytin yaprağı, altın başak otu, ada çayı, kekik. 19 çeşit bitki içer. 19 çeşit 19 bitkiden çeşit. Oluşuyor. 19 demek Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin Arapça açılımı. Evet. Ben iksir de 19 harften oluşan bitkilerden karışımında oluşur. Tonik de yani benim şimdi hep 19'la gidiyoruz. Doğal bitki olduğu için herhalde hocam böyle bir tesadüf olmuş. Peki hocam hangi gün içerisinde ne kadar aralıklarla kullanmamız gerekiyor aloe vera jeli? Hani deri hastalığımız varsa, sedef hastalığımız şimdi varsa. Şimdi bu günde 3-4 defa, 5 defa da alabilirsek daha iyi. 2 yemek kaşığı. Bu ballı, bal olduğu için çiçek balı içerir. Acı değil yani tadı sevdiğiniz. Tadı çok güzel. Hani, evet. Şurup, bildiğimiz şurup. Şerbet gibi şurup. Yani güzel. Tatlı. İçimi güzel. Tadı tatlı değil mi? Çok yüksek oranda bal var. Hakiki bal. İşte küçük bebekler de içebilir. Çocuk da içebilir. Çok ağır hasta da içebilir. Her yaştan insan her hastalıkta kullanabilir. Bu ne yapıyor? Bağırsaktaki mantarlar haliyle tatlı olan glikoza saldırıyor. Harekete geçiyor. Bağırsaklar da mantarlar böyle kine gibi yapışıyor. Kine gibi. Kine gibi yapışan yine hocam çok güzel mantarlar, bir benzetmelerinden birini yaptı. Kine yani, gibi. Evet. Kine gibi yap. Bu bağırsaktaki mantarı jiletle kazısanız yine çıkaramazsınız. Evet. O böyle bağırsaklara yapışır ve sürekli toksik madde üretir. Zehirli gazlar, etan, metan, bütan gibi. Zehirli alkoller, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi. Bağırsakları yakar bu toksik maddeler. Evet. Ve hiçbir şey dünyada mantarı yok edemez. Tonik de etkili, mantara karşı ama %80, %90. Aloe vera %100. Hocam ne kadar sürede aloe verayı kullandıktan sonra etkilerini görebiliriz? Yani deri hastalığımız var ya da sizin dediğiniz gibi hani pul şeklinde ne kadar sürede etkisini gösterir? Hani her insan da aynı etkiyi göstermez çünkü her bünye farklıdır. Evet yani mesela gastrit, ülser gibi. Evet. Mide rahatsızlıklarında bir ay, 1,5 ay. Mantarlar daha ağır bir enfeksiyon. 3-4 ay alabilir. Şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi, basit gibi rahatsızlıklarda 1 ay yeterli. Sedef yeni başlamışsa, sedef hastalığı, 2 ay, 3 ay. Çok ağır, kronik bir sedef varsa 3-4 ay. Bana bir şahıs gelmişti de sedef hastalığından dolayı, onu hiç unutamıyorum. Adamcağız ofise girince baktım, terörist zannettim, korktum. Dedim ki Allah Allah, bu adam derdi ne acaba? Şöyle yüzü, sadece burası gözüküyor. Bir bere giymiş. Ağustos ayında her tarafı kapalı. Sadece yüzü gözüküyor. Dedim Allah Allah, dedim nerede terörist? Niyeti kötü. Elimi bir tarafını çekmeyeceğini gözüne attım. O da karşıma oturdu. Buyurun dedim. Ya sedef hastasıyım. Ha o zaman rahatladım. Buyur dedim. Hocam ne kadar kötü bir şey değil mi yani? Evet yani adamdan korktum. Ağustos ayında böyle her tarafı kapalı. Evet. Kafandaki bere ne dedim. Sedef hastasın, sedef hastasın. Her tarafım yara dedi. Allah Allah. Çıkar bakayım. Çıkardı ki kafasının üstü, bu deri, saçı pul böyle of, yara of, yara. Of. İltihaplı. Adamcağız sokakta gezemiyor o halde. Tabii. Başka yerinde varım dedim. Kollarını, bacaklarını, sırtını gösterdi ki bazı yerlerde böyle at nalı gibi. Koca koca yaralar. Allah Allah dedim. Hiç böyle yara görmedim. Bu sedef hastası olan arkadaş her yıl izinin tamamını alıyor. Biriktiriyor izinini. Evet. Sivas Kangal'a gidiyor. Orada havuzlar var. İçinde küçük balıklar var. Hı. Bu balıklar geliyor. Sedef tek 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 işliyorlar. Adamcağız orada iyileşiyor. Evet. İstanbul'a geliyor. 2-3 hafta sonra, 4 hafta sonra tekrar yaralar başlıyor. Orada yani bir ayda olsa rahatlayabilmek evet. için evet. her yıl bir ay Sivas Kangal'a gidiyor. Hocam sözünüzü bağla kesiyorum. Bir telefonumuz varmış. Hemen alo diyelim. Alo. Merhaba. Merhabalar. Günaydın. Hoş geldiniz günaydın. Programımıza. Hoş buldum. Özlem Özkara. Özlem evet. Hanım. Buyurun. Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. Ben hocamıza şöyle bir şey soracağım. Sedef rahatsızlığım var. 2001 yıllarında falan sadece saçımda benim bir kepeklenme gibi, kaşıntı gibi olmuştu. Fakat bunu Ankara'da hastanelerde yapılan biyopsiden falan sonra egzama denilmişti. Sadece saçımda vardı.
Son 2 yıldır da kollarımda ve bacaklarımda falan oluştu. Eskişehir'deyim ben şu an. Eskişehir'de doktora çıktığımda sebep olduğunu söylediler. Birkaç doktora gittim. Kortizonlu ilaçlar veriyorlar. Bu kortizonlu ilaçları kullandığım zaman geçiyor. Fakat ilaç bitiminden sonra yenileme yapıyor. Tekrar başlıyor. Ya da ilacı kullanırken ilacı kullandığım